Caritas, Vatikan'ı UNESCO Daimi Gözlemci Hizmeti ile 27-28 Ekim tarihleri arasında 30 konuşmacının yer aldığı İnsanlığın Yüzü Adil Bir Toplumda Kadınların Liderliği konulu bir konferans düzenledi. Caritas, Vatikan'ın UNESCO Daimi Gözlemci Hizmeti ile birlikte 27-28 Ekim tarihleri arasında 30 konuşmacının katıldığı İnsanlığın Yüzü Adil Bir Toplumda Kadınların Liderliği konulu bir konferans düzenledi. Konferans, Vatikan'ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmacılar arasında adalet ve kalkınma konularından sorumlu geçici sekreter olan rahibe Alessandra Simerilli, Sint Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nden avukat Tabassum Yousaf ve peder Vyacheslav Grinevich dahil olmak üzere Caritas'ın temsilcileri, Caritas Ghana'nın insan hakları ve adalet koordinatörü olan rahibe Regina Ignacia Afla da yer aldı. Konuşmacılar ayrıca kendi kişisel deneyimlerini de paylaştı. UNESCO'nun liderliğindeki konferans, kadınların her düzeyde liderlik etmesine ve karar verme süreçlerine katılmasına izin vermek, karşılaştıkları sosyolojik ve etik engelleri incelemek ve fırsatları araştırmak, maruz kaldıkları acılara rağmen geleceğe umutla bakmalarını sağlamak üzere 30 ülkeden uzmanları bir araya getirdi. UNESCO'nun Paris'teki genel merkezinde gerçekleşen konferansın ilk günü kadınların katılımını ve liderliğini etkileyen temel konulara ve yoksullukla şiddet gibi somut durumlara odaklanıldı. İkinci gün kadınların adil bir topluma katılımı için fırsatların ve koşulların yaratılması üzerine çözüm yolları tartışıldı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, anlaşmazlıklar ve barışın inşası, eğitim hayatında yer alma ve toplumdaki liderliğin geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.